11. sınıf felsefe dersi, 2. dönem 1. yazılı soruları. Evet, gördüğünüz gibi ekranda 1. dönem 2. yazılı yazıyor ama bu 2. dönemin 1. yazılısı olacak. Çünkü biliyorsunuz bu yıl pandemiden dolayı sevgili gençler, 1. dönem işlenmesi gereken konular 2. dönem işlenip 2. dönemin 1. yazılısının konuları oluyor. O konularda işte bu konulardan ibaret olacak. Onun için tereddüt etmeden 2. dönemin 1. yazılısı olarak karşınıza çıkacak olan soru ve konular bunlardır. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ayrıca konu anlatımları videolarımız da arkadaşlar bu videonun altında linkleri olacak. Birinci ünite, ikinci ünite, üçüncü ünite yani bütün ünitelerin linkleri olacak. Ayrıca diğer yazılı sorularının linkleri de olacak. Videonun altına bakarsanız 11. sınıf felsefe ile ilgili birçok şey bulabileceksiniz. Çok yorum yapmayacağım sorular üzerine, hızlı geçeceğim çünkü 25 soru çok fazla zaman alır. Her birinin üzerine tek tek yorum yaparsak cevaplarını işaretleyip geçeceğim. Kısaca açıklamam gereken yerler varsa açıklayacağım. Başlayalım. 1. İnsan doğasının doğumdan ölüme kadar çok farklı süreçlerden geçer ve sonunda olgun bir varlık haline gelen insan bu olgunluğa kendi kendine ulaşamayacağına göre bir yaratıcısı olması gerekir. Her şeyin ilkini yaratan bir yaratıcı vardır. Görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir? Kişi ya da akımlara. Farabi, Gazali, İbn Sina, Elkindi ve Eşari var arkadaşlar. Burada Eşari'nin ve Eşariciliğin bir görüşüdür. Doğru cevap o halde burada ne olacak? A seçeneği olacak, Eşari ya da Eşaricilik olacak. İkinci sorumuza geçelim sevgili gençler. İkinci sorumuz Aristoteles Platon'la alakalı bir soru. Bu durum zamanla aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştı? İslam düşünürleri özellikle antik Yunan filozoflarında Aristo ve Platon'dan etkilenmişlerdir. İşte antik Yunan Aristo-Platon etkileşimi sonucunda diyor ki aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir? Skolastik düşünce mi, patristik düşünce mi, aydınlanma mı, Rönesans mı, sanayi devrimi mi? Evet, İslam filozofları bunlardan çok etkilenmiştir. Platon'dan da Hristiyan filozofları etkilenmiştir. Bu da yeni bir devrim getirmiştir beraberine. Yeni bir inşa, yenilik getirmiştir. Bu yeniliğin adı da sevgili gençler Rönesans'tır. Rönesans'ın doğuşuna zemin hazırlamışlardır. Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz öncüllü bir soru. Verilenlerden hangileri İslam felsefesinin özellikleri arasında yer alır? Bakalım. Antik Yunan felsefesinden kesinlikle etkilenmişlerdir. Özellikle Aristo'dan çok etkilenmişlerdir. Akıl, iman, inanç gibi konuları tartışmışlardır. Evet, akıl, iman ve inanç konuları da tartışılmıştır. Bu da var. 3. Batı felsefesine yoğun şekilde etkilenmiştir. İslam felsefesi Batı el felsefesine etkilenmemiştir. Batı İslam'dan etkilenmiştir arkadaşlar. Tam tersi. 3'ü eleyeceğiz. 1 ve 2 E seçeneği var. E seçeneğini hemen işaretliyoruz. Dediğim gibi bunun konu anlatım videoları da bu videonun altında link olacak. Tıklayın, izleyin, göreceksiniz. Daha sınavda daha rahat yapabileceksiniz. 4. Farabi sorusu var arkadaşlar. Farabi eğer yöneten cahil çıkarcı ya da anormal bir kişi ise yasalar mükemmel de olsa yönetim kötüdür. Yani diyor ki yönetici iyi olacak. Yasaların iyi olup olmaması bir şey ifade etmiyor. Yönetici iyi ise yönetim iyi olacaktır. Öyle bir seçenek arayacağız diyerek hangisini vurgulamıştır? Yönetim biçiminden ziyade yöneticinin iyi olması hemen 5 şıkkında gözüme çarptı. Diğerlerini hiç okumaya gerek yok. Çünkü Farabi böyledir. Yönetici iyi olacak. Yasalar mükemmel de olsa yönetici berbatsa o yasalar bir iş göremez diyor. 5. sorumuza geçelim arkadaşlar. Felsefe çorbasında birçok kültürün tuzu vardır. Özellikle felsefenin ortaya çıkışından bazı sembolleşen isimleri söz etmek mümkündür. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden birisi değildir? Hint felsefesi, evet. İran, evet. Çin, evet. Hazreti İsa, ya hayır. Yunan antik Thales, evet. Hazreti İsa biliyorsanız Hristiyan peygamberidir arkadaşlar. Hristiyanların lideridir. Doğru cevap C. Filozof değil, o bir peygamberdir. Geçelim bir sonraki sorumuz. 6. sorumuz bakalım. Ne diyor? Parçada görüşleri paylaşılan İslam düşünürü. Burada kişiyi soruyor. İslam düşünürü. Akla ancak inancın yani vahiy bilgisinin sahip ona bilinip onaylanması açısından başvurulabilir. Vahiy bilgisini güneşe ne çıktı gene ya? Akli bilgi ise göze benzetir. Evet, bu nedir arkadaşlar? Gönül gözünden, göz olmadan da ışığın yeterli şekilde idrak edilemeyeceğini ifade eden gönül gözünü
doğru bilginin her şeyin gönül gözüne geldiğini söyleyen bir Gazali var. İşte bu görüşler de Gazali'nin görüşleridir. Doğru cevap A seçeneği olarak karşımıza çıkıyor 6. soruda. 7. sorumuz aşağıdakilerden hangisi Hristiyan felsefesinin genel özelliklerinden birisi değildir? Banko soru bu arkadaşlar, her yerde karşınıza çıkacaktır. Kutsal metinler doğrulanmaya çalışılmış, merkeze alınmıştır. Doğru. Akıl ve inanç tartışmaları ön planda. Evet. Din merkezli düşünce. Evet. Aklın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi. Hayır. İnanç bilgiyi mümkün kılar Hristiyanlarda. Akıl değil, inanç bilgiyi mümkün kılar. Ne kadar çok inanırsan o kadar çok bilirsin diyor. Bu doğru değildir arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. Diğer seçeneği okumaya gerek yok. Aşağıdakilerden hangisi milattan sonra 2-15. yüzyıl yani Hristiyan felsefesinin dönemine ait problem değildir? Evet, yine Hristiyan felsefesinde bir soru. Toplumsal yaşam, evet. Kötülük problemi, evet. Tanrı'nın varlığı kanıtlanmaya çalışılmış, evet. İrade özgürlüğü problemi, evet. İyilik problemi, iyilik problemi burada sanırım fazla kalmış bu iyilik problemi arkadaşlar. Hristiyan felsefesinde yoktur. Hristiyan felsefesi biliyorsun. Orta çağ. Hristiyan demeyelim de orta çağ felsefesi. Doğru cevap E seçeneği. Ama 2 ve 15. yüzyılda Hristiyan felsefesi ağır basıyor biliyorsunuz. 9. sorumuz. İbn-i Sina aşağıdakilerden hangisinin zorunlu varlık olarak görür? Evet, bu da banko sorulardan biridir. Ben de öğrencilerime sorarım genelde. Hangisini zorunlu varlık olarak görür? Zorunlu yani var olmak zorundadır. Diğer varlıkların var olması için olması gereken şey nedir? Tabii ki Tanrı'dır değil mi? Yani yaratıcı. Doğru cevap B seçeneği. Zorunlu. Mümkün varlıklar da işte Tanrı'nın ortaya koyduğu bizler ve evrendeki diğer varlıklara da mümkün varlıklardır. Zorunlu olmayan varlıktır ya da. Geçelim 10. sorumuza. Yukarıda yer alan açıklamalar sırasıyla hangi seçenekte ise görüşlere karşılık gelir? Hangi seçeneklerde verilmiştir doğru olarak diyor sevgili gençler. Tümeller ayrı bir varlık olarak Tanrı'nın zihnindedir. Evet, tümeller var. Bu kavram realizmi. Kavram realizmi nerede var? En başta C ve D'de var. O halde B'yi eliyoruz, A'yı eliyoruz, E'yi eliyoruz. Kavram realizmi birinci. İkinci seçenek ne diyor? Tümeller tek tek varlıkların içerisinde yer alır. Bu nedir? Kavramcılık. Öbürü de nominalizm, adcılık. Kendi başına yani insan zihninin dışında gerçekleri olgular, soyutlama, genelleme söz konusudur. Adcılık, nominalizm. Evet, doğru cevap ne oldu? Kavram realizmi, kavramcılık ve adcılık, nominalizm. C seçeneği elimizde kaldı. Diğer seçenekte gitti. Doğru cevap C seçeneği. Sizi zorlayacak bir soru, itiraf edeyim. Öğretmenimiz biraz sıkıntılı, zor sormuş, sıkıntılı demeyelim de. 11. soru, o sorular da uzunmuş. Ya sorulara önceden bakmadan işin içine girdim. Gerçekten uzunmuş sorular sevgili arkadaşlar. Tarihte bu bilgi olayların yaşanmasına neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Evet, bu gibi olayların yaşanmasının nedeni nedir diyor. Hemen bakalım. 5. yüzyılda İskenderiye Kütüphanesi'nin bilimsel felsefi açısından Hristiyan düşüncesine zarar verdiği gerekçesiyle yakılmıştır. Evet, 6. yüzyılda Bizans İmparatorluğu tarafında pagan okulu olduğu gerekçesiyle Yunan Akademisi kapatılmıştır. Evet, Yunan Akademisi, Platon Akademisi, bunların hepsi kapatılmıştır. Sebebi neydi bu arkadaşlar? Felsefe artık tüm alanlarda etkili olmaya çalışmıştı. Dinler işte felsefeden korktu. Felsefe eyvah Hristiyanlığı yok edecek. Onun için A seçeneği, felsefenin tüm alanlarda dinin etkili olmaya başlaması, tüm alanlarında dinin, cümle düşük kurulmuş ama doğru cevap A seçeneği, tüm alanlarda etkili olmaya başladı, dinin önüne geçmeye başladı, dinin sorgulanmasına yol açtı. Onun için doğru cevap A. 12. Aşağıdaki görüşlerden hangisi o 2 ve 15. yüzyıl felsefesini etkilediği söylenemez? Yani Orta Çağ Hristiyan felsefesidir bu genelde arkadaşlar. Hangisini onu etkilediği söylenemez diyor. Bakalım. Epikürosçuluk, evet kesinlikle Epikürosçuluk vardır. Aristotelesçilik vardır. Platonculuk ve Platonistçilik vardır. Doğa filozofların ana maddeye yönelik görüşleri, hayır bu 15. ve 2. yüzyılı etkilemedi. Bu çünkü Antik Çağ Yunan görüşüdür. Antik Çağ Yunan görüşü bunları çok fazla etkilemedi. Çünkü din merkezlidir Orta Çağ felsefesi. Bu ise doğaya yönelik Stoa felsefesi. Evet, doğru cevap D. Sıradan bir soru. Tam bir bilgi sorusu arkadaşlar. Belki zorlanabileceğiniz bir sorudur. Tam
katıksız bir bilgi sorusu 13. Devleti canlı organizma gibi doğa büyüyen ve ölen bir varlık olarak düşünen filozof elbette ki Platon'dur. Platon'un uzantısı olan şahıslar da vardı. Burada ne demiş? Düşünün filozof, aşağıdaki düşünen filozof, devleti canlı büyüyen ölen bir varlık olarak düşünen filozof hangisidir? Platon, İslam felsefesinde de İbni Haldun var mı İbni Haldun? Varmış İbni Haldun. Platon diye düşündüm ben direkt. İbni Haldun da devleti bir organizmaya benzetir. Doğar, ölür, büyür ve ölür. Çünkü o devlet ona göre doğal bir varlıktır. Yapay bir varlık değildir İbni Haldun'a göre. Doğru cevap E seçeneği. Platon olsaydı tabi doğru cevap Platon olacaktı. 14. Farabi'nin bu görüşü felsefenin hangi alanıyla ilgilidir? Farabi de biliyorsunuz her alanda söz söylemiş olan bir kişidir. Bütün uluslar mutluluğa ulaşmak için birbirine yardım etseler dünya erdemli bir dünya olur. En yetkin devlet insanlığı kuşatan dünya devletidir ki siyasi alandaki bir görüşü dile getirmiş. Siyaset doğru cevap B seçeneği. Basit yapabileceğiniz bir soru sevgili gençler. 15 aşağıdakilerden hangisi milattan önce 6 milattan sonra 2. yüzyıl dönemi ile ilgili değildir diyor sorumuz. 6 ve 2. yüzyıl. Milattan önce 6, milattan sonra 2. yüzyıl. Yani doğaya yönelik olan bir dönem bu dönem arkadaşlar. İlk neden kesinlikle doğaya yönelik olduğu için ilk neden araştırılmıştır. Sokrates, evet Sokrates ve sofistler etkindir. Platon, Aristo etkindir. Skolastik dönem, hayır skolastik dönem milattan sonra 2. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasıdır. Evet. 2 ile 15. yüzyıl arasıdır arkadaşlar. Kesinlikle olmaz. Platon idealar kuramı. Evet sofistler. Evet doğru cevap zaten ne dedik? C seçeneği dedik. Geçelim 16. Platon ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Platon hakkında bir bilgi verilmiş. Onun yaklaşımı dört neden görüşü olarak bilinir. Hayır dört neden değil. İdealar ve duyular dünyanın oradalık bilinir. Dört neden görüşü kime aittir? Evet, Aristo'ya aittir. O halde doğru cevap direkt nedir? A seçeneği. Diğer 4 sık Platon'a ait demek ki duyusal alan, fenomenler, varlık, bilgi anlayışının mağara benzetmesi, değişmez gerçeklik, idealar dünyası. Evet. Geçelim 17. soruya verilen açıklamalarla hangi antik Yunan filozofuna aittir? Evet, bir filozofu soruyor. Kimdir? Platon, Sokrates, Herakleit, Aristo ve Tales vardı. Zaman içerisinde davranışlar değişse bile ahlaki değerlerin değişmez. A Sokrates sanırım olacak bu. Sokrates diyor ki her ne değişti desin ahlak değişmez çünkü doğuştan vardır zaten ahlak. Hiç kimse bilerek kötülük yapamaz, bilgisizlikten kötülük yapar diyor. Kötülük yaptığını gördüğünüz bir insana kızmayın, ona acıyın ve onu eğitin. Çünkü onun bilgisi eksik olduğu için kötülük yapıyordur. Doğru cevap D. İnsan her şeyin ölçüsüdür diyen sofist Protagoras'tır diyor arkadaşlar. Aşağıdaki düşüncelerin hangisinin temsilcisidir? Sofist Protagoras dedik zaten biz. Her şeyin ölçüsüdür. Relativizm var mı? Nihilizm, idealizm, varmış. Relativizm ve görececilik veya sofizm, sofistlerin görüşüdür. Geçelim bir sonraki sorumuz nedir? 19. Bu görüşler aşağıdaki ekollerde hangisine aittir? Sınav tam bir bilgi sınavı olmuş arkadaşlar. Sizi zorlayabilecek bir sınav. Umarım karşınıza çıkar da bunlar benim söylediğim gibi burada patır patır yapar. 100 alırsınız. 19. Bilgi insana göredir. Doğru bilgiye ulaşmak imkansız. Bilgiye ulaşsam bile başkasına aktarılamaz. Evet Gorgias'a aittir arkadaşlar. Nihilizm vardır. Nihilizm yoksa sofizm. Evet sofizm var. Sofisttir Gorgias önce. Daha sonra daha aşırıya giderek nihilizmi benimseme. Hiçbir şey yoktur. Olsa da bilinemez. Bilinse de başkasına aktarılamazdır. Gorgias nihilisttir. Burada da sofizm içerisinde yer alır. Geçelim bir sonraki. Sorumuz 20. Aristo ile ilgili bir soru arkadaşlar. Bakalım. Aristo'ya göre her şeyin orta yolu vardır. Evet altın orta der o buna değil mi? Altın orta ne aşırı olacaksın ne çok alçak gönüllü olacaksın. Dengede tutacaksın. Aşağıdakilerde atasözlerden hangisi Aristoteles'in bu görüşüne uygundur diyor. Orta yolu bulmaya hangisi uygun olabilir? Acınla doymasa hay kazma elin kuyusunu kazarla kuyun alçak yerde yatma sel alır yüksek yerde yatma yel alır. Evet ne alçak yerde yat ne yüksek yerde yat diyor. Dengeli bir yerde yat ki ne yel alsın ne sel alsın seni. Doğru cevap C. Güzel o hazırlanmış ha. Güzel bir seçenek. Geçelim 21. Platon'la ilgili. Buna göre idea ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
İdeayla ilgili ne olabilir? Her şey akıldan gelir, rasyonalizmdir. Direkt seçeneklere bakmak istiyorum. Bilgisine deneyim ile ulaşılır. Hayır, bilgisine deneyim ile değil. Akıl ile ulaşılır arkadaşlar. Direkt doğru cevap A. Rasyonalisttir çünkü Platon her şey akıl ile elde edilir. Akla dayanmayan hiçbir şey yoktur. Deneyimle hiçbir şey elde edilemez. Oysa ki burada ne diyor? Bilgisine deneyimle ulaşılır. Empiristlerin görüşüdür deneyimcilik. Rasyonalistlerin değil. O 22. soru. Sofistlerle ilgili bir soru sanırım. Buna dayanarak felsefe hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Bakalım. Bak daha önce Yunan filozoflar doğayla ilgilenirken milattan önce 5. yüzyıldan itibaren sofistler felsefenin merkezine insanı, değerleri, ahlak, toplumu koymuşlardır. Çünkü bu yüzden Yunan toplumu demokratik bir yönetim şekline kavuşmuştur. Yani ne anlıyoruz biz burada? Hangi çağda hangi özellikler varsa felsefede o çağın o özelliklerinden etkilenmiştir. Ve felsefeyi görüşleri ona göre ortaya koymuşlardır. Böyle bir seçenek arayacağız. Felsefe doğal olaylarıyla birlikte toplumsal olaylar üzerinde durmuş. Hayır, felsefe kendi çağının ötesinde, hayır çağının ötesinde değil, çağına uygun davranmıştır. Felsefe değerler konusunda olması gerekeni temel almış. Hayır. Felsefe yaşanılan çağın olay ve koşullarından etkilenir. Çok güzel işte. Tam da söylediğim bir seçenek burada karşıma çıktı. Doğru cevap D. Öbürünü okumaya hiç gerek yok. Akıl almaz saçma olduğu için inanıyorum. Evet. Akıl almaz saçma olduğu için inanıyorum diyor. Evet. Yargısında bulunan Hristiyan düşünü Tertullian neyi vurgulamıştır? Akıl yetersizdir, akıl almaz olduğu için inanıyorum. Aklı yetersiz bulur Tertullian arkadaşlar. Onun için bu sözü söylemiştir. Ünlü bir sözdür bu. Akıl almaz. Yani onu saçma olduğu için inanıyorum. Yoksa aklımın yettiği için inanmıyorum diyor. Aklın yetersizliği. Doğru cevap E seçeneği olacak 23. soruda. Geçelim bir sonraki soru. Yine milattan önce 215. milattan sonra 215. yüzyıl felsefesi bir dine inananların bir peygamber etrafında toplananların felsefesi olarak karşımıza çıkar. Evet, din felsefesidir. Hristiyan felsefesidir, orta çağ felsefesi. Bu durum söz konusu felsefenin orta çağ kültürünün içindeki yerini ve içeriğini belirlemede çok etkili olur. Parçaya göre 2 ve 15. yüzyıl felsefesinin şekillenmesinde aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur? Cevabı zaten söyledik biz arkadaşlar. İnanç, din dedik değil mi? İnanç esasları doğru cevap. 25 ve sonuncu sorumuz arkadaşlar. Geldik bakalım. Elkindi yaratıcının varlığını kanıtlamak için hudus delili, evet hudus deliline başvurur. Hudus ne demektir? Sonradan yaratılan demektir arkadaşlar. Sonra da yaratılanları delil olarak gösterir. Bu da yaratıcının bir kanıtıdır der. Sonradan yaratılan hudus delili olarak ortaya sürer Elkindi. Evet, sınavımız burada bitti. Çok bilgiye dayalı, çok bilgilendirici ve çok güzel bir sınavdı bence. Videonun altında tıklayın, konu anlatımları, diğer yazılı sorularını izleyin. Abone olmayı, yorum yazmayı, like de atarsanız, zahmet ederseniz. Ya sadece like atacaksınız, bir şey yok arkadaşım orada. Mouse'u götüreceksiniz, likelayacaksınız, cebinden bir şey almıyor. Lütfen like'lara boğar mısınız bu yazılıyı? Hoşça kalın.